Selamun aleyküm arkadaşlar. Kangal Sarıyer çiftliğinden yine bir video ile sizlerle beraberiz. Tosun, gel bakayım buraya. Gel, oturma ama. Gel, buraya gel. Aferin benim oğlum. Maşallah. Tosun, gel buraya. Maşallah. Tosun havlıyordu. İyi poz veriyordu, duruyordu. Ben geldim. Pozu kesti. Gel bakayım oğlum. Aferin benim oğluma maşallah. Aferin. Gel bakayım. Gel. Hadi bakayım. Yattı aslan parçası. Şöyle Tosun'u farklı açılardan gösterelim. Evet. Bu ön taraftaki otlarımızı biçtik. Burası güzel oldu. Arka salım alanındaki otları biçeceğiz. İlk müsait zamanda. Köpeklerin şu an keyifli, tam keyifli saatleri. Keyifleri falan yerinde. Kara Şimşek. Ne haber kızım? Aferin benim kızıma. Maşallah. Şöyle gel bakayım. Şöyle gel. Şuradan bir göreyim seni. Maşallah. Çok değerli bir dişi benim için. Arkadaşlar. Karam. Gerçekten. Namı diğer Kara Şimşek. Her şeyiyle çok değerli bir dişi. Fazla değil. Şu an benim için bir tane yavru yapsa, o yavruyu büyütse kafi. Hamileliğini inşallah belli etti. Az bir zaman da kaldı. Dediğim gibi fazla değil. Bir tane yapıp onu büyütse çok güzel olur. Güzel kızım. Maşallah. Çok güzel bir iş. Arka kalça. Bak köpek zayıf. Çok kilo almıyor arkadaşlar. İyi yiyor. Yemesinde hiçbir sıkıntı yok. Yani bakın kabı boş. Kabını bitiriyor. En az 3 kilo yiyor yazınlar. Hani kışın 5 kilo falan yiyorlar. Yazın kaldığı için birazcık daha az veriyorum. Çünkü yazın sıcaklarda çok yemiyor bütün köpekler. Ama çok kilo tutmuyor. Parazitlerini de düzenli yapıyoruz. İç dış parazitleri düzenli bir şekilde yapıyoruz. Çok fazla kilo tutmuyor. Ama şimdi bir şey göstereceğim. Gel kızım buraya. Kalk bakayım. Gel bir. Gel buraya. Gel buraya. Aferin benim kızıma. Şöyle dur sen. Bak, arka baldırları ve kalçası çok sağlam. Ön tarafından bile geniş. Çok kuvvetli bir vücudu var. Bu kas zaten arka. Yani ince derisi olsa bak arkadaşlar. Şeyi görüyor musunuz? Bilmiyorum. Belli oluyor mu? Tüyler olduğu için atıyorum bununla bir pitbull gerisi olsaydı şunlar tamamen kaslar çok kendini belli ederdi. İnanılmaz bir kasları var. Bu canlı gözle gördüğünüz zaman anlaşılır. Çok kuvvetli bir vücudu var. Maşallah kızım. İzlerken arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın köpeklere. Boksör. Ne yapıyorsun oğlum? Kalk bakalım. Kalk bakalım. Boksör müstakbel eşi olacak. Hanımefendinin yanında. Dur bakayım. Ver. Aferin benim oğlum. Maşallah. Koca oğlan. Koca kurt. Boksörün de kendine has bir güzelliği var. Şu gözlere. Gözlerin çekikliği. Gözlerinin rengi. Kafası. Poz yapısı. Gel bakalım. Boksörü eşleyeceğimiz dişimiz arkadaşlar.
Boksörle çok kaliteli, güzel, kafalı, kemikli yavrular çıkacak. Dişinin kafası da oldukça büyük. Maşallah. Ve şöyle göstereyim. Gösterebiliyor muyum? Evet. Düz bir alın. Büyük kafalı olup düz alınlı olduğu zaman daha da güzel oluyor. Maşallah. Evet, boksörden ileriki zamanda kara şimşekle de yavru almayı düşünüyorum. Onun ikisinin yavrusu da çok güzel olacağını hissediyorum. Ya düş yani öyle bir kafamda plan da var. Boksörle ileride inşallah ikisi de yaşar. Ömürleri uzun olsun. Dişimiz genç. Boksör de daha yaşlı değil. O da orta yaşlarda. Gel bakayım. Bu da aynı şekilde kaslı bir vücuda sahip. Zincirler onlara spor yaptırıyor arkadaşlar. Zincirdeki köpek spor yapıyor. Ekstra bir salım alanında salıyoruz. Videoları takip edenler. Aferin. Biliyordur. Dışarıda da ormana ve sahile yürüyüşlere götürüyorum. Oğlum. Ne yapıyorsunuz? Bunlar yavrular. Maşallah. Bunlar burada misafir olarak kalıyor arkadaşlar. Bir kardeşimin ikisi de sevdiğim benim kardeşim köpekleri burada misafirler. Burada bir Belçika Malinos var. Evet. Kaba kulak. Ne haber? Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Gel buraya. Gel bakayım şöyle bir. Nerede zincirin? Haydi bakayım. Gel. Gel kızım. Aferin. Gel bakayım şöyle bir. Serinde hemen yatış pozisyonuna geçiyor. Evet, orada bir şeyler oluyor. Şeyin kızanına mı gelmeye yakın? Kızanım mı başladı acaba? Onu da bir kontrol ederiz. Şöyle ikisi yan yanayken bir çekeyim. Büyük ihtimal Yıldız'ın kızanı gelmeye yakındır. Gelmiş olabilir. Dün bir iki gün önce gelmemişti. Ama bunlar böyle yakınlaştıysa